2023 LGS tercih dönemi başladı. Çalışmalarımızın, gayretlerimizin karşılığını inşallah şimdi güzel bir tercih yaparak alacağız arkadaşlar. Videomuzun açıklamasında sizler için hangi okul kaç puanlı almış geçen senelerde, yüzdelik dilimi nedir bunları güzel güzel paylaştık. Birazdan zaten nasıl tercih yapılacağını bilgisayar ekranı üzerinde de göstereceğiz. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar tercihler 19 Temmuz 2023 saat 17'ye kadar ortaokul müdürlüklerine onaylatılmalı. Yani biz tercihimizi yaptık bitti gitti olmuyor. Mutlaka ortaokul müdürlüklerine okulumuza veya yakındaki bir okula onaylatmamız gerekiyor. Şimdi tercihlerimizi vereceğiz. Sonrasında tercih sonuçları açıklanacak ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Sonrasında nakil başvuruları var. ikinci nakil başvuruları var. Sonrasında da okulların yeni dönem başlangıcı olacak. Burada da şu çok önemli. Tercihlerinizi zaten okul müdürlüklerine onaylattığınız için hata yapma ihtimaliniz sıfır. Çok güzel bir şekilde tercihlerinizi yapacaksınız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Zaten bizler de sizlere nasıl tercih yapılacağını göstereceğiz. Birincisi Sizler tarafından veya veliniz tarafından e -okul adresine birazdan girip göstereceğiz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde tercihlerinizi yapabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yardım alarak tercihlerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Burada yerel yerleştirme ile 5 adet, merkezi sınavla 10 adet, pansiyonlu okullar için de 5 adet tercih hakkımız var. Burası zorunlu. Birazdan zaten internet sitesine girip göstereceğiz e-okullar nasıl yapılacağını arkadaşlar. Burada mutlaka bir adet zorunlu olması lazım. Tercih yapmanız gerekiyor. Ve ilk 3'ü kayıt alanından olmalı. Aynı okul türünden de en fazla 3 okul olabilir bunları birazdan güzel güzel izah edeceğim sizlere. Direkt canlı canlı ekranın üzerinde. Burada da arkadaşlar istediğini seçebiliriz. Yani ben Ankara'dayım. İzmir'den bir okul seçebilirim. Kars'tayım. Edirne'den bir okul seçebilirim. Burası LGS sonucumuza göre. Yani merkezi sınavla öğrenci alan okullar. Burada da tercih yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunları da söyleyeceğim. Pansiyonlu okullarda eğer pansiyonlu okullarda okumak istiyorsak buradan da beş adet tercih yapabiliriz. Şimdi birazdan zaten sayfaya girip tıklayacağız. Buraya tıkladığımızda nasıl tercih yapıldığını sizlere göstereceğiz. İsterseniz gelin şimdi bu ekrana geçip tercihlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar Google ...okula girdik. Burada e-okul yazıyoruz. E-okul yazdıktan sonra karşımıza map.go.tr resmi site çıkıyor. Buraya tıkladığımızda zaten şu anda LGS popüler olduğu için burada bir bakın kırmızı bir yazı var. 2023 merkezi tercihler diyor. Buraya tıkladığımızda burada resimdeki kodu gireceğim. Öğrenci TC kimlik numarasını gireceğim. Öğrenci okul numarasını gireceğim. Güvenlik kayıt numarayı şu anda bilmiyoruz. O ne ya demenize gerek yok. O sonradan sevilecek. Şu anda ilk defa girdiğinizde bunu doldurmanıza gerek yok. Sonrasında tamam dediğimizde zaten ekran karşımıza gelecek. Bunları doldurduktan sonra tamam diyoruz. Karşımıza yerel yerleştirme tercih işlemleri yeşil kısım. Merkezi sınavla yani LGS ile alacak olan kısım bir de pansiyon okul tercih işlemleri var. Burada bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Yeşil kısmı yani yerel yerleştirmeyi doldurmadan burada tercih yapmadan kırmızı kısma yani LGS ile yapacağımız tercihlere geçemiyoruz. Tabii ki Milletin Bakanlığı LGS kelimesini kullanmıyor. Merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları diyor. Dolayısıyla biz yaptığımız netlere göre dilimize göre, puanımıza göre yapacağımız tercihler bu kırmızı kısım. Ama buraya geçebilmemiz için yani bu sayfanın bize açılabilmesi için şuradan mutlaka okul tercih etmemiz gerekiyor. Yoksa burası açılmıyor arkadaşlar. Buradan da en az bir okul yazılması zorunlu ve yerel yerleşme tercihlerinde ilk üç sıradaki okulun da kayıt alanından olması zorunlu. O ne demek? Yani sana yakın yerlerden yerel yerleştirme tercih listesinde aynı okul türünden de en fazla üç okul yer alabiliyor. Şimdi gelin bu anlattıklarımı örnekle göstereyim. Buraya girdim. Öğrenci bilgilerinin altına iniyorum. Burada öğrencimiz İstanbul Anadolu yakasında oturduğu için tabii ki Anadolu yakasından, Beykoz'dan, Ataşehir'den, Kadıköy'den, Üsküdar'dan, Maltepe'den, Ümraniye'den tercihler gelmiş. Mesela ben burada Kadıköy'den Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi'ni tercih ediyorum. Tercihlerimi ekledim. Tamam çok güzel. Sonrasında Kadıköy'den Hacı, Suadi Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi'ni ekliyorum. Tamam ekle. Ekliyorum ama acaba eklendi mi? Bakalım. Evet eklenmiş. Bakın burada ekleniyor. Hatta bunların yerini değiştirmek istersem... ...şöyle yeşile bastığımda bunu yukarı taşıyor. Kırmızıya bastığımda bunu tekrar aşağı indirebiliyor. Okulun ismi yazıyor. Okulun türü... ...yabancı dili, öğretim şekli, kontenjanı, pansiyonları yokmuş bunların. Yani evden gelip gitmesi lazım. Öğretim süresi ve kayıt alanında olması zorunluydu. Ne demiştik? İlk üç sıradaki okulun kayıt alanından olması zorunluydu. Ve aynı okul türünden de en fazla üç okul alabiliyordu. Şimdi bak Anadolu sesi, Anadolu sesi yazdım ya. Bir tane daha Anadolu sesi yazabilirim. Daha fazla yazamam. Devam ediyorum. Mesela buradan da bir tane e, ne demiş? Ataşehir Bayraktar Mesleki Teknik Anadolu sesini ekledim. Tamam bu da güzel oldu. Bir tane e, başka ne var? Şöyle e, Fenerbahçe Anadolu sesini ekledim. Tamam. Ondan sonra Kadıköy Lisesi'ni ekledim. Tamam güzel. Ne oldu? Şimdi buraya güzel güzel tercihlerimi yaptım. Bak Anadolu sesi... Anadolu sesi, Anadolu sesi, Anadolu sesi. Bak dört tane Anadolu sesi yaptığım zaman ne olacak biliyor musunuz? ...neydi en fazla üç tane seçebiliyordum ya... ...buraya kaydete basıyorum... ...kaydete bastığımda arkadaşlar... ...aa diyor ki... ...aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapabilirsiniz... ...tercihlerinizde dört tane olsası yazdınız diyor... E ...biz bu hatayı bilerek yaptık neden... ...sizler görünüyor... ...yani siz bir hata yaptığınızda zaten site sizi uyarıyor. Diyor ki kardeşim ne yapıyorsun? Diyor. Dört tane sesi yazmışsın diyor. Ben o zaman bir tanesini hemen hop çıkılıp çöpe attım. Tamam. Bu arada buradaki tercihleri ben kafama göre yapıyorum arkadaşlar. Bu öğrencimiz sonradan kendisi doğru düzgün tercihini yapacak. Ben size örnek olsun diye gösteriyorum. Sakın sakın bunları tercih ediyormuşuz gibi düşünmeyin. Sonrasında bir tane de mesela ne yapalım? Bir tane de imatif sesi yazalım. Var mı imatif sesi? burada bir tane imatif sesi var. Ekledim. Ne oldu? Baktım şimdi. Evet. Farklı farklı okul türleri var. Bunların yerlerini değiştirebilirim. Mesela en üstte e, Suadiye Hacı Mustafa Tarman sesini yazabilirim tak diye buraya aldım. Tamam. Şimdi buradan da dördünü silebilirim. Sadece bir tane yapsam da olabiliyor. Ama ben beş tane yazdım. Örnek olarak gösterdim size. Sonrasında kaydet diyorum. Buradan bir de şuradan kaydet dediğimde hop çıkıyor. onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyoruz diyorum ve onayladım. Şimdi tercihleriniz kaydedildi. Tercihleriniz onaylatmayı unutmayınız diyor. Bu ne demek? Yani sen tercih yaptığını zannediyorsun ama eğer okul müdürlüğünü onaylatmazsan, onlar da kontrol etmezse bir hata var mı diye bakıp sana uyarı vermezlerse zaten biz kabul etmiyoruz diyor. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Eğer bütün bu bildiklerinize rağmen bir herhangi bir küçük ya da büyük hata yaparsanız okul müdürlüğü bunları görecek, size uyaracak diyecek ki bak aynı okul yazmışsın, işte en üstte meslek sesi yazmışsın, Arabu sesi yazmışsın. Buna benzer şeyleri zaten söyleyecek. Dolayısıyla hem web sitesi uyarıyor hem de okul müdürlüğünü onaylatırken de hata ihtimalinizi sıfır indiriyorsunuz. Dolayısıyla korkacak hiçbir şey yok. Tamam diyoruz. Sonrasında burada e-okul sayfasına geldiğimde burada hatırlarsanız şöyle bir yeşil kutuya tıklamıştık. Burada en üstte bir yazı var. Diyor ki 2023 yılı tercih rehberi diyor. Tercih rehberine tıkladığımızda sınav puanı ile öğrenci alan okulların tercih rehberi var. Buraya tıkladığımda ben buradaki bilgileri yine dolduruyorum. Doldurduğumuzda burada tabii arkadaşımız yine ismi, sınav puanı, il ve Türkiye Genel özel dilim var. Biz bu dilimleri bulurladık. Bu arkadaşımız başarılı bir arkadaş. Şimdi ben burada diyelim ki arkadaşımızın dili kaç olsun mesela? 3 olsun. 3 dilimde ise ben burada en üstten başlayabilirim. Aşağıdan da aşağıda mesela sağ kaç olsun mesela diyelim ki 7'lere kadar gelebilirim. Veyahut da bu arkadaşımızın dilim mesela 30 olsun. Eğer 30'sa dilimi ben burada en üstte örnek veriyorum 25'lere kadar 23'lere kadar çıkabilirim. 22'lere kadar çıkabilirim. Aşağıda da 47'lere kadar inebilirim. Veyahut da arkadaşımızın dilimi 10 olsun mesela. Burada en üstte işte 5'lere kadar gelebilirim. Aşağıda da sağlam olması için işte 10'dan aşağı kaç olsun mesela? 16'lara 15'e kadar inebilirim. Bunu biz kendimiz belirleyeceğiz. Arkacımızın dilimine göre yukarıdan da, aşağıdan da bir esneme payı yapabiliriz. Neden? Çünkü tercih edebileceğimiz okulları görmek için. Yazarken de bu şekilde. Zaten bir tane tercih hakkımız yok ki. Dilimiz 10, sadece bir tane tercih hakkı. Hayır. Dilimiz 10'sa bizim 10 tane tercih hakkımız olduğu için birlik, 2'lik, 3'lük, 4'lük yerlerden ya da 12'lik, 13'lük, 14'lük yerlerden tercih edebiliriz. Sonrasında listele diyorum mesela burada. Tamam dedik. Ha okul seçmemişiz onu söylüyor. Bir tane fen sosyal bilimler lisesi diyelim mesela şurada. Şuna tamam dedikten sonra. Fen sosyal bilimler lisesi dedim. Özel programlı okul dedim. Şehir olarak tabii ki İstanbul'da yaşadığı için arkadaşımız. Onun için hemen şöyle İstanbul'dan bir yer seçiyorum. İstanbul dedim. Ardından da şöyle listele diyorum İstanbul'daki okulları. Burada arkadaşımız için bir sürü okul çıktı. Kadıköy çıktı, Bakırköy çıktı, Eyüp Sultan çıktı, Üsküdar çıktı. Büyük, küçük çekmece, büyük çekmece, bir sürü çekmece çıktı. Tamam. Bunlardan istediğimizi biz seçeceğiz. Fakat seçerken neye dikkat edeceğiz? Birincisi kendi dilimiz önemli. Yani geçen sene bu okul, geçen sene bu okul en düşük 5.28 almış. En yüksekte aldığı önemli değil. En yüksek de alan okula birinci olarak giren. Bizim için en önemli olan şu kutu arkadaşlar. Türkiye geneli en düşük yüzdelik dilim. Yani geçen sene bu okula en son giren öğrenci 5.28 dilimindeymiş. Benim dilimi eğer 5 ise bu okula girebilirim bu sene. 4 kesin kesin girerim. 3 se kesin kesin girerim. Ama benim dilimim 6 ise, 7 ise, 8 ise, 9 ise gittikçe girme şansım düşer. Buna dikkat edeceğiz. Ama benim dilimim 10 olduğu halde burayı tercih edebilirim. Ama biraz gelme ihtimali düşüktür. O yüzden ben mutlaka daha sağlam tercihlerde yapmam gerekiyor. Mesela diyelim ki benim dilimim 12. Ee, 12'li ise 11.82 yazabilirim. 11.13'lü yazabilirim. 10.10.92'li yazabilirim. Ya da 8'lik bir yer yazabilirim. Bunların gelme ihtimali biraz zayıf olur. Ama mesela 14'lük yerler, 13'lük yerler bana yüzde %99.9 gelir. Niye? Kendi dilimden daha geride. Yani benden daha geride olan bir çocuk bile girmiş buraya. O zaman ben ondan daha öndeysem girebilirim diyebilirim. Burada neye dikkat edeceğiz? Okulun nerede olduğu önemli. Mesela ben diyelim ki Üsküdar'da oturuyorsam Esenler'deki süper bir okula gitmeme gerek yok. Ki. Ta Üsküdar'dan Esenler'e gitmem için Asya'dan Avrupa'ya geçeceğim. Bu anlamsız bir tercih olur. Ya da Anadolu Lisesi mi, Fen Lisesi mi, Sosyal Bilimler Lisesi mi, bu da önemli. Ya da işte mesela burası sadece kızmış, pansiyonu sadece kız sesiymiş Çamca kız lisesi diyor. Dolayısıyla ben bir erkek olarak burayı tercih edersem olmaz, beni kabul etmezler yani bu yanlış tercih olmuş olur. Zaten okul müdürlüklerine de onaylayacağımız için bunların hiçbirinde sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Buradan çıkıyorum şimdi bunları da onayladıktan sonra, buradan okullara baktıktan sonra şuraya tekrar geliyorum şu kısma. Burada hatırlarsanız tercihlerimizi buradan yapıyorduk. Bunları doldurduktan sonra tamam diyoruz. Şimdi burada ana sayfaya geri geldiğimizde hani tercihlerimize baktık. Kaç nereyi tercih edeceğimizi gördük. Zaten bizler size videomuzun ...pdf'inde arkadaşlar, videomuzun açıklamasında bütün okulların yüzelik dilimlerini de kitapçık olarak verdik. Buradan da bakabilirsiniz, bu PDF indirebilirsiniz ya da zaten biz resmi web sitesinden indirdiğimiz için oradan da bakabilirsiniz. Pansiyonlu okul tercih yapacaksak buradan yine aynı şekilde beş tane pansiyonlu okul tercih edebiliyoruz. Sonrasında bütün bu tercihlerimizi yaptıktan sonra, şimdi buraya tekrar geri geliyorum. Burada okulları yazdım ya, diyelim ki Fen Lisesi dedim, işte İstanbul dedim, Tümü dedim, listele dedikten sonra buraya baktığımızda... Burada mesela diyelim ki Başakşehir'i ekledim. Sonrasında buradan işte fen bilimleri alanında fen lisesinde Şile'den bir okul ekledim örnek veriyorum. Buradan mesela Silivri'den bir okul ekledim. Ve bu okulları yine aynı şekilde bunu yukarıya taşıyabiliyorum. Bunu aşağı indirebiliyorum. Burada yine bilgilere bakıyorum. Ve en önemlisi bütün bu tercihlerimi yaptıktan sonra arkadaşlar bizler mutlaka okul müdürlüğümüze onaylayacağımız için hatamızı sıfıra indiriyoruz. Hadi şimdi gelin tekrar stüdyomuza geri dönelim. Evet arkadaşlar bilgisayarda nasıl tercih yapacağımızı gösterdik. Burada şu çok önemli tekrar söylüyorum. 10 tane tercihimizi yaparken yani LGS sonucumuza göre tercih yaparken ilk başa hayallerimizi, isteklerimizi yazabiliriz. Ama ortalardaki tercihlerimize olabilecekleri yazalım. Sonlara doğru da kesin olur okulları yazmamız lazım ki açıkta kalmayalım arkadaşlar. Zaten açıkta kalma yok. Mutlaka bizi yerel yerleştirme ile de bir yerlere yerleştiriyorlar. Burada şunu söylememiz lazım. Tercihlerimiz yüzdelik dilime göre yapılıyor. Sakın sakın puanlara göre hareket etmeyin. Puanım çok yüksek geldi ama istediğim okul olmadı dememek için sadece yüzdelik diliminize bakın arkadaşlar. Bir de tabii ki esas kontenjan tablosu önemli. Kontenjanlar artabiliyor ya da azalabiliyor. Büyük şehirlerden tercih yaparken aralığınızı dar tutun. Az okulu şehirlerde aralığınızı geniş tutabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka okulu da araştırın. Yani mesela ben diyelim ki e, Üsküdar'da oturuyorum. Hani az önce gösterdiğimiz öğrenci nerede? Anadolu yakası oturuyordu. E işte puanı daha yüksek diye gidip de e, Avrupa Yakası'na yani uzak bir yerden okul yazması bence anlam değil. Size yakın olan yerler, size yakın olan Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ulaşım da önemli olduğu için bazen doğru tercih olabilir. Puanı düşük olduğu halde size yakın olan bir yeri de tercih edebilirsiniz. Ama puanı çok iyi. Galatasaray Lisesi çok uzak bana. Ben yazarım. Çok uzak da olsa Galatasaray Lisesi'ne giderim. Kabataş'a giderim. Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne giderim. Ama çok uzaktaki onlar kadar iyi olmayan bir okula çok da gitmek konusunda tereddüt ederim. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şu çok önemli. Yerel yerleşme işlemleri sırasında ikamet adresleri, okul başarı puanları dikkate alınıyor ve sonuçlarda 24 Temmuz açıklanacak. Bu yarıyı dikkate alın arkadaşlar. LGS okul kontenjanlarında bazı illerde artış varken bazılarında ise düşüş var okul okul yazdığınız yerleri inceleyin. Yeni açılan bölümlerde göz atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonuç olarak diyelim ki 10 tane tercihimizi yaptık. Burada neye bakacaklar? Birincisi tabii ki LGS puanı yani dilimize. Ardından bunlar işte olursa diyelim ki iki tane aday var. Bir siyah bir de sarı yarışıyor diyelim ki. Okul başarı puanına bakacaklar. O da eşit olması durumda 8. sınıf yıl sonu başarı puanı. O da eşitse 7. sınıf. O da eşitse 6. sınıf. O da eşitse dev devamsızlık. O da eşitse tercih sırası, o da eşitse yaşı küçük olan giriyor. Tabii bunun da olma ihtimali çok çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Yani her şeyiniz eşit olacak da artık yaşa bakacak. Bu da çok düşük bir ihtimal. Bunu da söyleyelim. Bunu yorumlarda arkadaşlarımız sorduğu için yazdık. Bizler tercih döneminde de her zaman yanınızdayız. Lütfen sorularınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Hocam nasıl olacak? Bu nedir? Bu tercihim nasıl yapmalıyım şeklinde yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.